Merhaba, ben Cihan Özhan. Go programlama dili kursunun eğitmeniyim. Size bu kursu anlatabilmek için kısa bir intro hazırladım. Öncelikle kendimden bahsetmek istiyorum. Binin üzerinde yazılım ve veri tabanı video eğitimi hazırladım. Bunu 2011'den beri yapıyorum. Türkiye'nin ilk Oracle PLSQL programlama eğitim setini hazırladım. Halen de benzer içerikte bir kaynak yok diyebilirim. İleri seviye SQL programlama adıyla SQL Server ile veri tabanı programlama kitabını yazdım. Bunu da 2013 yılında yaptım. Birçok büyük çaplı web, backend ve güvenlik ya da veri odaklı yazılım projesinde görev aldım. Aynı zamanda özel bir bankanın Windows Phone 8 mobil bankacılık uygulamasını geliştirdim. Aktif olarak halen kullanılıyor. Endüstri 4.0 konsepti çerçevesinde karanlık fabrika dediğimiz insansız üretim, insansız fabrika üzerine proje geliştiriyorum. Burada yapay zeka ve big data çözümleri kullanıyoruz diyebilirim. Yoğun bir yazılım projesi. Geliştirdiğim projelerde yapay zeka ve makine öğrenimiyle big data çözümleri uyguluyorum. Eğitim tarafında kurumsal eğitim ve bireysel eğitimler verdim, veriyorum. Burada da bazı akademileri görüyorsunuz. Bunlar da Türkiye'nin tanınmış akademileri diyebilirim. Hepsinde eğitim verdim. Yazılım ve danışmanlık süreçlerinde de bulundum aynı zamanda bazılarında. Ve halen kurumsal eğitim vermeye devam ediyorum. 100 kadar bireysel ve gerçek ortam yani sınıf eğitimi dediğimiz eğitimler verdim. Ve verdiğim eğitimlerden bazılarını da ekranda görüyorsunuz referans olarak. Bunlardan daha fazlasını da verdim. Birkaç tanesi burada var. Öncelikle kursla ilgili bu kurs kimlere hitap ediyor sorusunu tabii ki herkes merak ediyor. Bu kurs öncelikle Türkiye'de henüz Go eğitimi alabileceğiniz bir kurum yok. Kurumlarda Go programlama eğitimi henüz yok. Çünkü bunu verebilecek eğitmen de çok az. Çok yaygınlaşmış bir teknoloji değil Türkiye'de. Ama büyük kurumlar, bankalar vesaire Go programlama diline geçmeye hazırlık yapıyor. Bazıları da geçiyor şu an. Mesela eğitim ve danışmanlık verdiğim bazı banka ve kurumlar var. Go teknolojisine geçmek istiyorlar ve hazırlıklarını da bu yönde yapıyorlar ve bunlar devasa altyapılar. Ve bu kurs Go programlama dilini öğrenmek isteyen herkes için geçerli bir kaynaktır diyebilirim. Hiç bilmiyorsanız bile Go programlama dilini genel olarak anlayacağınızı ve uygulama geliştirebilir halde sonuçlandıracağınızı söyleyebilirim. Bu kurs open source teknolojilere meraklı olan herkes için iyi bir başlangıç olabilir. Open source'tan kastımız açık kaynaklı dediğimiz teknolojiler. Günümüzde büyük girişim projeleri genellikle open source kaynaklar üzerine geliştirilir ve Go dili de open source bir dildir. İsterseniz kaynak kodlarını bile inceleyebilirsiniz. Üniversite öğrencisi ya da yeni mezun olup yazılım teknolojilerine hızlı bir giriş yapmak isteyen herkes. Burada da hani çok yoğun ve çok bilindik teknolojilerle girmek de bir yöntemdir. Yani piyasaya ya da özel bir programlama dilinde yeni yeni dünyada güçlü olan ama Türkiye'de daha çok aranan bir dilde piyasaya girmek de mümkündür. Go programlama dili ve ileri seviye çeviri teknolojilerinde uzmanlaşmak isteyen herkes. Burada hem Go programlama dilini anlatıyorum hem de bazı frameworkleri ve yöntemleri anlatıyorum. Bunlar da open source teknolojilerde çok önemlidir. Çünkü open source dediğimizde community ile gelişen bir teknoloji vardır. Örneğin dili kullanırsınız ama o dille büyük ve farklı projeler yapmak için binlerce, on binlerce ya kütüphane ya da küçük kod dosyaları, library dediğimiz sınıflar vesaire oluşturulmuştur. Bunları genel kültür olarak da bilmeniz gerekiyor. Farklı bir programlama dilinde tecrübesi olup Go programlama dilini temelden ileri seviyeye kadar hızlı bir şekilde öğrenmek isteyen herkes bu kursu takip edebilir. Kariyerini open source. Buna da genel olarak Linux teknolojileri diyoruz aslında open source yazılım dediğimizde.
Linux ve Linux üzerinde çalışan teknolojiler genel olarak. İşte Java, Python, Go gibi. Bu alanda kariyerini ilerletmek isteyen herkes güzel bir başlangıç yapabilir. Yazılım projelerinde Go programlama dili ve çevre teknolojilerini tercih etmek isteyen herkes Go ve çevre teknolojileri için bilişim akademilerine binlerce TL ödemek istemeyen herkes diyebilirim. Bu kursun nihai hedefi nedir? Hiçbir programlama dili hakkında bilgi sahibi olmasanız bile bu kurs ile birlikte Junior Software Developer ya da Junior Go Developer olarak iş başvuruları yapabilir seviyede olacaksınız. Bu kursun sonunda kendi kendinize bir yazılım projesinin tüm programlama gereksinimlerini karşılayıp ürün çıkarabilir olacaksınız. En önemlisi de bunu gerçekten anlayarak yapacaksınız. Bu proje bir sistemsel backend projesi de olabilir ya da bir web projesi de olabilir. Web tarafına çok ağır bir şekilde girmedim. Yani tam bir web programlama kursu değil çünkü bu. Dilin kendisini detaylı bir şekilde anlatıyorum ama başlayabilmeniz için, web tarafında da kendinizi geliştirebilmeniz için 7 tane uygulama oluşturdum. Bunlarla da aslında yeterli bir başlangıç yapacaksınızdır. Onun üzerine de adım adım geliştirerek gidebilirsiniz. Şimdi projede kullanacağım, yani eğitimde kullanacağım kaynak kodları başlık başlık göstermek istiyorum. Kaynak kodları değil de müfredatı biraz anımsatmak istiyorum. Şu şekilde. Öncelikle genel bakış dediğimiz alan var. Genel bakışta şöyle biraz daha genişleteyim. Genel bakış kısmında Go nedir? Go programlama diline genel bir bakış. Neden Go? Bunu kullananlar, bazı kütüphaneler, anahtar kelimeler, operatörler ve sınırlayıcılar, türler vesaire gibi konulara giriyorum. Çalışma ortamını da detaylı bir şekilde anlatmaya çalışıyorum. Bunun kurulumu, teori olarak nasıl olur vesaire. Geliştirme editörleri. Open source teknolojilerde editörler önemlidir. O yüzden burada da size alternatif editörler anlatıyorum. Benim kullandığım editörü de aynı şekilde gösteriyorum. Mesela bu Visual Studio Code gibi. İlk programımızı yazıyoruz. Sonra ortam değişkenleri kısmında biraz daha gelişmiş program yazıyoruz. Ondan sonra Go programlamaya giriş alanı var. Burada da temel seviyede epey bir işi anlamaya çalışıyoruz. Go programlama nedir? Ufak tefek bayağı bir uygulama kod yazıyoruz burada. Ondan sonra akış kontrol mekanizmalarını aynı şekilde kullanıyoruz. Döngüler, sonra hata yönetimi, diziler, slice kavramı var, maps kavramı var, eşlem dediğimiz paket yönetimi aynı şekilde. Yapılar, bunları inceliyoruz. Arayüzler, fonksiyonlar, metotlar, işaretçiler, nesne yönelimli programlama, OOP dediğimiz. Sonra eş zamanlılık, yani concurrency. Bu da Go programlama dili içerisinde çok güçlü bir yetenek olarak geliyor. Dile özgü bir şekilde farklı yetenekleri de geliyor. Bunlar aynı şekilde. Sonra veri tabanı programlamada epey bir işlem yapıyoruz. Web programlamada da API geliştirme üzerine dediğim gibi 7 tane farklı uygulama var. Bunlar detaylı bir şekilde anlayabileceğiniz şekilde örnekleyerek geliştiriyoruz ve kullanıyoruz. Yayında da bunları inceliyoruz.